Evet dostlar, merhaba, hoş geldiniz. Bugün size gitar üzerindeki makamları öğreteceğim. Yani Mi Kürdi, Mi Hicaz, Mi Nihavend gibi makamları öğreteceğim. Çünkü makamlar müzikte en önemli ayrıntılar. Makam olmadan müzik olmuyor. O yüzden makamları bilmeniz gerekiyor. Majör, minör, batı gamları, batı makamları. Kürdi, Hicaz, Nihavend de Türkiye'de kullanılan en çok makamlardan gitar üzerinde. Şimdi gitarımızın en üst teli, telin boşu mi arkadaşlar. Birinci perdesi fa, üçüncü perdesi sol, beşinci telin boşu la, beşinci telin ikinci perdesi si, üçüncü perdesi do, dördüncü telin boşu re, re'den sonra mi geliyor. Yani bir boşluk, yarım boşluk bıraktıktan sonra. Mi'den başlayıp mi'de bitersek bu bir gam oluyor, natürel bir gam. Makam olarak da Mi Kürdi makamına denk geliyor. Türkiye'deki dinlediğiniz şarkıların çoğu, birçoğu Mi Kürdi üzerinden çalınıyor. Buradan sonra devam edersek mi, dördüncü telin ikinci perdesi. Hemen yanında fa var. Yani mi ile fa arasında ve si ile do arasında diyez, bemol yok. Yani bunlar yarım ses aralıklarla gidiyor. Tam ses gidersek bir boşluk yapıyoruz. Yani fa, sol tam ses oluyor. Şimdi tekrardan gösterelim. En üst telin boşu mi arkadaşlar. Birinci perde en üst tel, yani altıncı tel fa. Sonrasında üçüncü perde sol, alt tele iniyoruz, beşinci telin boşu la, sonrası si, sonrası do, yanı do, yani si ile do arasında yarım ses var. Si'den hemen sonra do geliyor. Sonra dördüncü telin boşuna iniyoruz, re, ikinci parmağımızı dördüncü telin ikinci perdesine basıyoruz, mi oluyor, bu bir gam oluyor. Şimdi ikinci gama gidersek buradan başlıyoruz, mi, yanı fa, üçüncü telin boşu sol, sonrasında la, üçüncü telin ikinci perdesi, ikinci telin boşu si, birinci parmak, birinci perdeye, ikinci telin birinci perdesine do, üçüncü, ikinci telin üçüncü perdesi re, en alt telin boşu da mi. Yani mi'den başlayıp en üst telde, mi'de bittik, mi'de başlayıp mi'de bittik. Natürel seslerden oluşursa mi kürdi oluyor arkadaşlar. Yani mi fa sol la si do re mi. Mi fa sol la si do re mi. Örnek bir şarkı türkü çalalım. Gibi ya da arkadaşlar bu şarkılar. Buradan buraya iki tane mi kürdi yaptım. Ha, birinci parmağınızı buraya koyarsanız, burası dediğim yer dördüncü telin ikinci perdesi. Mi, fa yan yana, bir boşluk sol, bir alta iniyoruz la, üçüncü parmak si, do, re, ikinci telin üçüncü perdesi, mi, ikinci telin beşinci perdesi. Bu şekilde de mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Örnek bir şarkı. Ya da gibi bir sürü şarkı çalabilirsiniz. Birinci parmağınızı İkinci telin beşinci perdesine getirirseniz burası mi oluyor arkadaşlar. Hemen yanı fa, sonra bir boşluk sol, en alt telin boşu, yani birinci telin boşu, boşu demişim, özür dilerim. Beşinci perdesi la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Geri dönerken mi, re, do, si, la, sol, fa, mi. Burada başka bir pozisyon.
Yani gitarda makamı öğreniyorsunuz. Pozisyonlaştırmak biraz size kalmış. Bir mi'yi bulduğunuz zaman eğer gamın gidişatını biliyorsanız, makamın gidişatını, mi'den sonra fa geliyor, bir boşluk sol, sonrasında la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Mi, fa, sol, la, si, do, re, mi. Gitarın bütün her yerinden bunu çalabilirsiniz. Sadece natürel notalar kullanmanız lazım. Bu makamın adı Mi Kürdi makamı arkadaşlar. Mi Kürdi'nin aldığı akorlar da şöyle gidiyor. Mi minör, fa majör, sol majör, la minör, si minör ya da si majör basmıyoruz. Çünkü si majör, si minörde fa diyez olduğu için si'yi atlıyoruz. Si'den sonra do majör, sonra re minör, sonra tekrar mi minör. Yani mi, fa, sol, la, si yok. Do, re, mi, mi minör, fa majör, sol majör, la minör, do majör, re minör, mi minör, mi, fa, sol, la, do, re minör, tekrar mi minör. Mi Kürdi'nin aldığı notalar bunlar, aldığı genel akorlarda bunlar. Bu şekilde çalışırsanız size faydalı olacağını umuyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz kanala abone olmayı unutmayın. Bundan sonra Mi Nihavend makamını göstereceğim bir sonraki videoda. Videoların tamamını izlerseniz faydalı olur size. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Mutlu müzikli günler diliyorum. Hoşça kalın, dostça kalın.